Hocam denemelerde düşük alınca çok moralim bozuluyor. Ne yapmalıyım? Hiç endişelenme Tonguç. Aynı senin durumunda olan birçok arkadaşı var. Mesela Umut Ali de yorum atmış bize. Demiş ki hocam deneme netlerim motivasyonumu düşürüyor. Bununla ilgili video çeker misin demiş. Veya Ekin de yazmış. Hocam her cumartesi deneme yapıyorlar ve gerçekten aşırı zor soruyorlar. Netlerim çok kötü. Motivasyonum düşüyor. Ne yapmam gerekiyor demiş. Şimdi senin gibi birçok öğrenci de şunu söylüyor. Konuyu anlıyorum. Yazıldan iyi not alıyorum. Denemede patlıyorum hocam. Ama denemede patlıyorum. Yani yazıldan kaç aldın? 95. Kaç aldın? 90. Kaç aldın? 80. Ama denemeye giriyorsun. 5 tane yanlış. Veyahut 2-3 tane soru doğru yapıyoruz. Sonrası yanlış oluyor. Bunlar insanın en çok canını sıkan şey. Sınavda bazen sıkılan arkadaşlarımız var ya. Yapamıyorum diyor. Yeni nesil sorular uzun uzun. Bakıyorum. Canım sıkılıyor hocam sınavda diyor. O soruda yanlış da yapılır mı diyoruz. Mesela sınavda soruyu çözüyoruz. Çıktıktan sonra bakıyoruz. Allah Allah ya ben bu cümle öğeleri sorusunu nasıl yanlış yaparım? Veyahut da ben bu inkılap tarihi sorusunu nasıl yanlış yaparım diyoruz. Ve yeni nesil sorular biliyorsun böyle infografi büyük sorular bize birazcık daha zor gibi geliyor. Böyle uzun olduğu için resimli görselli olduğu için. Ve sınavda 200 soru yapamayınca moralimiz bozuluyor. Birincisi Tonguç'um şunu unutma. Denemede 3 önemli basamak var. Birincisi denemede doğru kaynaklardan çözmelisin. Yani böyle bazı kaynaklar gerçekten anlamsız zor soruyorlar. Gereksiz bir şekilde. Çok zor soruyor hocam. Gereksiz bir zorluk var. Cevapları yanlış olabiliyor. Veyahut da soru müfredatın dışında olabiliyor. Sen o kadar çalıştığın halde örnek soruları çözebildiğin halde. Bak örnek soruyu çözüyorsun. Tamam öğrendim diyorsun. Sonra denemeye giriyorsun. Acayip zor bir şey sormuş adam. Gitmiş bir savaşın tarihini sormuş. Veya matematikte 6-7 işlemli bir soru sormuş. Yani 6-7 basamaklı. Halbuki örnek sorulara baktığımızda biraz daha kolaylaştırdıklarını görüyoruz. Ve doğru zaman dönem. Yani sen akşam saat 8'de yorgun bir halde deneme çözersen orada yapacağın netler tabii ki düşük olacak. Çünkü sana sabah 9'da deneme yapacaklar. Gerçek sınav sabah 9'da olacak, 10'da olacak. E sen ne yapıyorsun? Akşam 9'da anlaşıyorsun. Bu tabii ki fiziksel olarak doğru saat olmadığı için yanlışların artacak. Ve doğru motivasyon önemli. Yani insanların seni kıyaslamaları, işte arkadaşım iyi yapıyor, sen ne yaptın, yanlış yaparsam çok kötü, hepsini doğru yapmam lazım gibi yanlış motivasyonlarla girersen bu da denemede hatalarını artırır. Şimdi birincisi öğrenci neden yanlış yapar Tonguç'um? Öğrenci bilgi eksikliğinden dolayı yanlış yapar. Test tekniğini bilmediği için yanlış yapar. Ve az önce söylediğim şey dangoz çok... olduğu için. Dangoz olduğu için değil. Dangozluk önemli değil. Dangoz olur insan ama düzeltilebilir. Hani bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp gibi. Dolayısıyla sen dangoz olabilirsin ama eğer test tekniğini bilirsen, doğru bir şekilde motive olursan ve bilgi eksikliğini giderirsen, yani konuları öğrenirsen yanlışların azaldığını göreceksin. Birincisi, bilgi eksikliği nasıl anlaşılır? Öncelikle örnek soruları mutlaka çözmelisin. Yani Milli Eğitim Bakanlığı konuyla alakalı öğrencilere hem geçen seneki LGS'de hem geçen seneki örnek sorularda hem bu sene örnek sorularla sürekli olarak bilgilendiriyor. Bakın sorular böyle gelecek diyor. Bak böyle uzatacağız, böyle resimli olacak, böyle güncel yaşam soruları olacak, böyle işte çok kazanım soruları olacak, inkılap tarihinde resimler çıkacak, matematikte işte gerçek yaşam soruları olacak diyor. Sen bu soruları göreceksin ve bu soruları çözebiliyorsan sen bir kere konuyu öğrenmiş demektir. Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarındaki kazanımları düzgün bir şekilde öğrendiysen bilgi eksiğini tamam demektir. Ve doğru kaynaklardan çalışman lazım. Burası çok önemli. Ben görüyorum öğrenci getiriyor hocam şu soruyu yapamadım bu soruyu nasıl yapacağız? Şimdi soruya bakıyorum. Böyle bir soru sınavda çıkmaz ki. Bu fazla zor, gereksiz zor, aşırı zor. Bu kadar zor bir şeyi çözemedim diye üzülmek de anlamsız. Bunu öğrenmeye çalışmak da anlamsız. İkincisi test tekniği Tonguç'um. Test tekniğinde nedir bu test tekniği? Test tekniği şu. Sen konuyu bilsen bile, yazılardan 90, 80, 100'ler alsan bile, eğer test tekniğini bilmiyorsan sınavlarda ister istemez denemeleri eksik netlerle yani yanlış sorularla doldurursun. Nasıl? Birincisi sana böyle bir uzun bir soru verdiği zaman yani yeni soru verdiği zaman şunu demelisin. Bana ne verilmiş, benden ne isteniyor? Niye biliyor musun? Adam sana eğer uzun bir paragraf verdiyse, infografi verdiyse, içerisine bir sürü görseller koyduysa bunların hepsinin bir sebebi var. Asla şöyle değil. Ya fabrikada fazla bu parçayı da koyalım gibi olmaz. Öğrencinin dikkatini dağıtacak, öğrencinin hiçbir işine yaramayacak bilgileri asla kullanmıyorlar sorularda. Dolayısıyla sana verilen bilgileri dikkatli bir şekilde görmelisin ve senden ne isteniyor? Ulaşılabilir mi diyor, ulaşılamaz mı diyor. Vardır mı diyor, yoktur mu diyor. En fazla mı diyor, en az mı diyor. Tamamen mi diyor, hepsi mi diyor. Bütün bunları dikkatli bir şekilde görmelisin ki onların da altını genellikle sınav sorularında çizerler. Ardından da soruya geçiyoruz. Şunu da asla unutma. Cevap seçeneklerden birinde duruyor. Yani sana çıkacak olan soruların cevabı ya Adana olacak, ya Bursa, ya Ceyhan, ya Deniz. Yani sen bu seçeneklerden bir tanesinin cevap olduğunu bilmelisin. O zaman cevap önündeyse dikkatli bir şekilde test tekniğiyle çözdüğünde, yanlış seçenekleri elediğinde, mesela diyelim ki cevap kesinlikle Adana ve Ceyhan olamaz. O zaman cevap ya Bursa ya Deniz'di. Soruyu bir kez daha kontrol ettin, inceledin. İlk aklına gelen de Bursa'ysa o zaman işaretleyebiliyorsun. İşte bu, biz buna test tekniği diyoruz. Yani yanlış seçenekleri elemek,
İki seçenek arasında kaldığında da aklına ilk gelen işaretlemek en önemli test tekniklerine bir tanesi. Bir de turlama taktiği dediğimiz antep fıstığı yöntemi var. Ben buna antep fıstığı yöntemi diyorum. Bayılıyorum antep fıstığı, şam fıstığı. Ben de bayılıyorum ama bazen işlerinde kapalılar geliyor. Böyle ısırıyorsun, dişini acıtıyor. İşte onları yemeyip diğerine geçiyorduk hatırlarsan. Test tekniğinde böyle bir şey var. Yani sen deneme sınavlarında soru çözerken eğer matematiğe 2-3 tane soruya takıldığında oturup onlara ağlıyorsan, oturup onlarla alakalı niye yapamadım ya diye canını sıkıyorsan bu yanlış bir düşünce. Hemen fene geçmelisin. Hatta ilk önce fenden başlayıp böyle 20 soruda güzel güzel netlerini artırmalısın. Ardından da matematiği yapmalısın. Matematiğe takılacağın sorular tabii ki olacak. Sonrasında deneme sınav sonuçları geldiğinde matematikte yanlışların çıksa bile sıralarına bir bakacaksın ki birçok arkadaşını geçmişsin. Aa, demek ki ben iyi netlerle de iyi yerlere girebiliyorum. Dolayısıyla gerçek sınavda da böyle olacak. Gerçek sınavda 20'de 20 matematik yapmazsan hiçbir yeri kazanamazsın. Öyle bir şey yok. Birçok matematik yanlış yapan öğrenci iyi fen liselerine girebildi. Dolayısıyla sen tabii ki hepsini doğru yapmayı hedefleyeceksin. Tabii ki hepsini doğru yapacaksın. Ama öncesinde antep fıstığı yönteminden vazgeçeceksin. Yani takıldığın soruyu atlıyorsun. Bir de yanlış motivasyon Tonguç'um. Başkalarıyla kıyaslamak insanı gerçekten çok büyük strese sokar. İnsanın en mutsuz olduğu an şudur. Nedir biliyor musun Tonguç'um? Mesela bir iş yaparsın. O işi yapan başka biri senden çok çok daha kolay bir şekilde çok çok daha iyi yaptığını görürsün. Ve bu senin canını sıkar. Dersin ki ya ben niye yapamıyorum? Bak bu çok az çalışıyor. Belki de o senden çok çalışıyordur ama bilmezsin. Bu çok az çalışıyor ama süper netler yapıyor. Veyahut da bu sürekli geziyor. Aslında gezmiyordur, haberin yok. Ama benden daha iyi yapıyor. Ben o kadar gayret gösterdiğim halde, çalıştığım halde, test çözdüğüm halde neden yanlış yapıyorum diye düşünmek senin gerçekten motivasyonunu düşer. Halbuki yapman gereken şey şu. Ben yanlış da yapsam yanlışlarımın doğrularını öğrendikten sonra netlerimi yavaş yavaş arttırırım. Netlerimizi açacağım. Evet bak mutlaka bir deneme grafiği önemli. Deneme grafikleri çünkü bizim denemeler sırasında yapacağımız çizelgeler bizlerin takip edilmesi, soruların kaç netten kaç net çıktığını görmek bazen motivasyonumuzu artırabilir. Şöyle ki mesela ilk başlarda 5 yanlış yapıyorsundur sonra yine yanlışların artar azalır artar azalır ama gittikçe yükseldiğini görebilirsin. Mesela şöyle. Mesela 4'lü LGS motivasyon denemelerimizde bizim deneme karşılaştırma grafiğimiz var. Burada en başında deneme değerlendirme kitapçığında. Sen şimdi bak bazen 20 yanlış yapıyorsundur. Sonra 30 yanlışa çıkarsın. Düşer, iner, netlerin iner, düşer, iner, düşer ama zamanla yükseldiğini görürsün. Bu zamanla yükselme çok çok önemli. Hocam yeni bir sayfa vereyim size. Ya yeni bir sayfa ver. Hedefim derece deneme mesela. Bu biraz daha böyle Kabataş, Galatasaray Lisesi, Fen Liseleri, Ankara Fen Liseleri öğrenciler için. Burada deneme karşılaştırma grafiğini diyelim ki ilk başta yüksek hedeflisi mesela 50 netle başladın. Sonra 67'e çıktın. Sonra tekrar düştü bir denemede. Sonra tekrar yükseldi. Tekrar düştü. Bayağı bir düştü. Ama sonra tekrar yükseldi. Sürekli olarak yükselmesi, artması senin deneme karşılaştırma grafiğini, moralini düzeltir. Yani ben evet arada bir iniş çıkışlarım oluyor ama zamanla yükseliyorum der ve motivasyonunu artırırsın. Bir de Tonguç'um yanlış motivasyon kaynaklarından bir tanesi de fiziksel koşulların eksikliği. Yani evde gürültü var. Geç saatte çözüyorsun. Müzik var. Açsın, yorgunsun. Bütün bunlar zaten kafadan 10 yanlış demek. Niye? Çünkü aç bir insan kafadan dikkatini dağıtacağı için 3-4 tane bildiği soru yanlış yapacak. Bu bir. Ardından yorgunsan 2-3 soru da öyle gidecek. Bir de geç saatte çözüyorsun, dikkatin tam odaklanamayacaksın. 200 zaten kafadan 10 soruyu hediye ettik sana. Niye? Çünkü baştan fiziksel koşulları tam olarak sağlayamadın. Peki şimdi ne yapmalıyız Tonguç'um? Birincisi şunu asla unutma. Deneme eşittir gerçek sınav. Çünkü sana gerçek sınavda da yani Haziran'da da 2020 Haziran'da senin önüne esasında bir tane deneme getirecekler. Sana merhaba, hoş geldin, hadi bakalım sana bilgileri soralım demeyecekler. Senin önüne adeta böyle bir hatta biz deneme kitapçıklarımızı buna göre ayarlıyoruz. Böyle gerçekten burada Tonguç Ayınları yazmayacak da Milli Eğitim Bakanlığı yazacak. Net bir şekilde bir kitapçık gelecek. Sözel bölüm. Açacaksın 2020. Başlayacaksın soruları çözmeye. Bu şekilde soruları çözeceksin ve bu sınav gerçek sınav olacak. Dolayısıyla sen gerçek sınavdakine benzer, gerçek kalitede soruları ciddi bir şekilde aynı gerçek sınavdaki gibi çözmelisin. Niye? Çünkü ya bu deneme sınavı nasıl olsa diye ciddiye almazsan sürekli olarak netlerin zaten düşük geldiği için moralim bozulur. Ama bu sınav gerçek sınavmış gibi düşüneceğim deyip dikkatli bir şekilde çözersen bu sefer gerçek sınava girdiğinde de çok rahat netlerinin arttığını görürsün. Dolayısıyla sınavı gerçek sınav gibi düşünüyoruz. Çok soru çözüyoruz. Bak en önemli şey soru çözmek. Çok hata yapıyoruz. Çok normal bir şey. Hata yapmak çok normal bir şey. Eğer sen günde kaç soru çözüyorsun Tonguç'um sen? Günde 3 soru, minimum 3 soru çözüyorum hocam. Bak minimum 3 soru çözüyorsun. Şimdi sen buradan 3 tane soru çözdün. Hiç yanlış yapmadın. Aa ne kadar güzel. Hiç yanlış yapmıyorum. Ben ise 300 soru çözdüm ve dolayısıyla da 20 tane yanlış yaptım. Bak ben 20 yanlış yapıyorum. Sen ise hiç yanlış yapmıyorsun. O zaman çok hata yapmak kötü bir şey değil. Çok soru çözen insanlar çok hata yapar. Ve hatalarının üstüne gidersen ve asla da vazgeçmezsen kazanırsın Tonguç'um. Yeter ki hataların üzerine git. Yani ben denemede çok yanlış yaptım. Üf olmuyor demeyeceksin. Diyeceksin ki tamam denemede yanlış yaptım. Acaba neden yanlış yaptım? Yanlış saatte çözdüğüm için mi? Yanlış kaynaktan çözdüğüm için mi? Veyahut da
doğru taktikle çözmediğim için. Yani önce fenden başlasaydım belki netlerim artacaktı diyebilirsin. Bütün bunların üzerine gittikten sonra, yani hataların üzerine gittikten sonra vazgeçmezsen mutlaka netlerin arttığını göreceksin. Eksik konum kalmamalı, yanlışların üstüne gidilmeli, kimseyle kıyas yapılmamalı ve tekrar söylüyorum, zihinsel ve fiziksel koşullar hazır olmalı Tonguç'um. Şunu da unutma, son cümlem bu. Denemelerini, yani okulda girdiğin denemeleri, evde çözdüğün denemeleri gerçek sınav gibi ciddi bir şekilde çözersen, gerçek sınavda deneme gibi rahatça çözersin. Girersin sınava, oh be dersin, ben rahatça çözdüm, kurtuldum ve hedefime ulaştım dersin. Şimdiden denemelerinde başarılar diliyorum. En önemli deneme olan gerçek sınavda da en yüksek nete ulaşmanı diliyorum senden. Sınavlarına başarılar Tonguç'um.